Muhterem efendilerim, toplantımıza hoş geldiniz. Sizlere 15-16. asırların dahi hattatı Şeyh Hamdullah'tan bahsetmek üzere geldim. Aslında İstanbul'un bugünlerdeki iklimine göre size Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şitasını okumam gerekirdi. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyamı nevbaharı arar deyip devam etmek dururken ben size Şeyh Hamdullah'ı elimden geldiğince, dilimden geldiğince anlatmaya gayret göstereceğim. Efendim, Amasya şehri 14. asrın sonlarında Osmanlı hakimiyetine girmiş ve kısa zamanda bir kültür ve sanat muhiti teşekkül etmiş bu şehirde. Daha evvel Bursa ve Edirne malum Osmanlılar devrinde payitaht. Amasya'nın öyle bir iddiası yok ama kültürüyle, sanatıyla başlı başına anılacak bir şehir olmuş. Ve buraya pek çok Buharalı Türk Osmanlı toprağı olduktan sonra hicret etmişler. Bunlardan bir tanesinin adı Mustafa Dede. Kendisi Sühreverdi tarikatı şeyhi. Oraya yerleşmiş. Amasya'da demek ki 15. asrın başlarında, 1400'lü yılların başlarında. Yalnız yaşayan bir zat, İslam peygamberinin evleniniz, çoğalınız tavsiyesine uyarak böyle bir arzu içine düşmüş ve sokakta gezerken karşısına keşfe açık bir zat çıkmış. Dede, senin alacağın kız falanca mahalledeki bir fakirenin kızıdır. Onu al diye bir tavsiyede bulunmuş. Karşısındaki zatın mühim bir kimse olduğunu idrak eden Mustafa Dede o mahalleye gitmiş, o fakirenin kızcağızını bulmuş, evlenmiş ve tekrar Amasya sokaklarında bir gün o zata tesadüf etmiş. Kendisinin niçin böyle bir evlilik yapması istediğini sorunca, sen o kızı almakla çok iyi bir harekette bulundun ve ondan bir çocuğun olacak, adı Hamdullah olmalı ve kendisi her cihetten anılacak mühim bir şahıs olacaktır diye ifadede bulunmuş ve hakikaten bir müddet sonra Hamdullah ismini verdikleri genç doğmuş. Takriben 1425 ile 36 arasında kaynaklarda muhtelif bir doğum tarihi geçer ki biz bunun hangisinin doğru olduğunu kat'i olarak bilemiyoruz ama orta nokta olan 1429'u kabul ediyoruz. Genç Hamdullah dini ilimleri tahsil ettiği sırada gönlünde hüsn-i hatta karşı da bir muhabbet uyanmış. O esnada Amasya'da oturan aslen Maraşlı Hayrullah Efendi, Hayrettin Efendi kendisini hoca edinmiş ve ondan sülüs nesih muhakkak Reyhani, Tevkî ve Rika denilen altı cins yazıyı öğrenmeye başlamış. Bu çalışması devam ederken o yıllarda Amasya'ya Fatih'in oğlu sonradan II. Bayezid olarak tahta geçecek Şehzade Bayezid vali tayin edilmiş. Onunla da yakınlık temas etmiş Hamdullah.
Ve onun da hocası olmuş. Çünkü Bayezid kendisinden evvelki Osmanlı padişahları içinde bildiğimiz kadarıyla ilk hüsnü hatta meraklı olan kimse. Bu şekilde yakınlık devam etmiş. Şeyh Hamdullah'ın şeyhliğini de daha sonra anlatacağım. Şen, efendim, nüktedan bir kimliğe sahip olduğu şimdi anlatacağım hikayeden anlaşılacaktır. Bu söyleyeceklerim Osmanlı halk tarihinde mühim yeri olan menakıb-ı hüner veren Yüzer-i Sevap, Devhatü'l-Küttab ve Tuhfe-i Hattatin gibi muteber kaynaklarda geçmektedir. Bu şimdi anlatacağım Tuhfe'de yazılıdır. O zamanlar malum böyle kasaplar, masaplar bulunmuyor fazla. Herkes evinde koyununu kesiyor. Onun dışında sık sık av partilerine çıkılıyor Amasya'da. Hani mesela tavşanların bol olduğu zamanda tavşan avına çıkılıyor. Başka doğan, efendim, şahin kuşu gibi kuşlar bulunduğu zaman onlar avlanıyor, kullanmak üzere, yemek için değil tabii. Bu şekilde bir sipahi nefere Şeyh Hamdullah'ın babası Mustafa dediye müracaat etmiş. Gelirken de hediye olarak bir okka 180 1.293 gram ağırlığıdır. Biz bugün okkayı kullanmıyoruz ama o devirde çok kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Bir okka da koyun eti hediye getirmiş ve Mustafa dededen ricası ava çıkıldığı vakit şehzadenin tazısı bu sipahiden evvel tavşanı kapsın. Bunun için bir nüsha yazsın diyor. Biz buna bilirsiniz aslı nüshadır kelimenin. Fakat sonradan halk Türkçesinde muskaya dönmüştür. Yani kendi tazısının tavşanı yakalaması için bir muska yazmasını istiyor. Fakat o esnada Mustafa dede yerinde değilmiş. Bizim genç Hamdullah, ben de muska yazmaya mezunum, izinliyim demiş. Ve yazmış. Bu şekilde yazdığı kağıdı kendi tazısının boynuna bağlamasını söylemiş sipahiye. Ava çıkıldığı gün hakikaten o sipahinin tazısı gitmiş, tavşanı yakalamış. Şehzadenin tazısı yakalayamamış. Şehzadeye merak olmuş bu hal ve nasıl oldu bu iş deyince sipahi bir nüsha yazdırdığını yahut muska yazdırdığını beyan edince o kağıdı açmışlar. Ve orada şunun yazdığını görmüşler. Bir dua yazmamış Hamdullah oraya. Tamah ettim etine. Et getirdi ya bir okka. Tamah ettim etine. Muska yazdım itine. Tazı geçsin geçmesin. Tavşan düşe dibine. Yazdığı bu. Tabii şehzade de herkes de gülmüşler bu işe. Anlaşılıyor ki Hamdullah Efendi böyle şakalardan hoşlanan bir tipmiş. Ben şimdi size resimlerle bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Şeyh Hamdullah'ın yazı meşkettiği devrelerde
hat sanatına hakim olan yazı anlayışı Abbasiler ve sonra İlhaniler devrinde yaşayan, vefatı 1298'dir, Yakut isimli bir hattat. Bağdat'ta yaşıyor bu zat ve o devre kadar yazılan yazılara ölçü sistemini getiren, en güzel şekliyle yazan bir hat üstadı. Kendisi işte şu anda gösterdiğim sağ tarafta muhakkak hattı, sol tarafta da üstteki iki satır muhakkak, alttaki tevkî hattı ile Yakut'un imzası. Şeyh Hamdullah da bu tarzda yazıyı öğrenmiş hocasından, Hayreddin Maraşi'den. Yine Yakut'un Reyhani hattıyla yazdığı bir mushafın serlevhası. Yani bizim Hamdullah Efendi de bu yolda yazmaya gayret ediyor. Bilinen o çünkü. Hayreddin Maraşi'nin yazdığı bir mushaf, kendi hocasının, pek az eserine tesadüf ediliyor bu zatın. Rahmetli hocamız Süheyl Ünver bunu 1950'de Mısır'a gittiği zaman bir oranın eser toplayan koleksiyon sahibi bir paşasının evinde görmüş ve yazmış bunu. Biz bu sene bu eserin Amerika'da Dallas şehrinde bir kütüphanede teşhir edildiğini öğrendik. Resmini de o şekilde bulduk. Hayreddin Maraşi, onun da hocası Abdullah Sayrefi vardır. O yolda yazıyorlar ki bunlar hepsi demin ismini andığım Yakut tarzında yazmaya alışık olan kimseler. Hamdullah da bu şekilde yazıyor. Hatta Fatih kendi kütüphanesine bazı eserleri temin etmek için oğlu Bayezid'den istiyor. O eserler Hamdullah tarafından Amasya'da yazılıp İstanbul'a gönderiliyor. Böyle 3-4 tane eser vardır ki Topkapı Sarayı'nda, Süleymaniye Kütüphanesi'nde hala duruyor. Zaten resimlerini de şimdi size göstereceğim. Bu eserler Fatih tarafından rica edilmiş yahut emredilmiş, Fatih olduğuna göre oğluna, bunlar yazdırılmış. Size şimdi gösterdiğim Hamdullah'ın daha Amasya'dayken yazdığı bir dua mecmuası, hiçbir eserinde hocasının adını zikretmez. Hamdullah İbni Şeyh der. Şeyh oğlu Hamdullah. Onu da biraz sonra arz edeceğim. Niye öyle olduğunu. Ve burada hocasının adı Hayreddin Maraşi'yi zikrediyor, onun talebesi olduğunu beyan ediyor. Henüz Amasya'da yazılmış bir yazı. İşte Fatih'in oğlundan istediği kitaplardan bir tanesi. Kitab-ı Hüneyn isimli bir kitap. Efendim, işte bu yazı Yakut yolunda Hamdullah'ın yazdığı, daha İstanbul'a gelmezden evvel yazdığı yazılardan bir tanesi. Tesibi herhalde İstanbul'da yapılıyordu. Bu da ikincisi. Tamamen Yakuti yol. Üçüncüsü. Nihayet sene 1481 olunca Fatih vefat ediyor ve Bayezid İstanbul'a hükümdar olarak geçiyor. Hamdullah'ı da oraya davet ediyor hocası olmak dolayısıyla. Fakat Cem'le uğraşmalar vesaireler olduğu için bir daha da arayıp soramıyor herhalde. Hamdullah da bir müddet sonra İstanbul'a geliyor ve kendisinden evvel bu şehre gelmiş olan Abdullah ve Cemal isimli İki
hemşehrisi olan hattatların evine dahil oluyor. Orada kalmaya başlıyor. Bayezid'e haber vermiyor geldiğini. Fakat bir neferin istidasını yazmasını kendisinden istiyorlar. O da o istidayı yazdıktan sonra nefer bunu sultana, padişaha arz ettiğinde yazıyı hemen tanıyor Bayezid ve bunu yazan adamı bana bulun getirin diyor. Tabii bulup getiriyorlar. O zaman Hamdullah'la karşılaşıyor. Kendisini sarayda misafir ediyor. Bir köşede istediği yastıkları vesaireleri veriyor ki rahat yazı yazsın. Bununla da kalmıyor. Hocasının kalemini, kamış kalemini daldırmakta güçlük çekmesin diye hokkayı eline alıp yakınında tutuyor ki kalemi daldırıp mürekkebi alsın, is mürekkebini ve yazısını rahat yazsın. Bu kadar kendisine meftun. Bu hal bu şekilde devam edip gidiyor. Zaman içinde ikinci Bayezid hocasına, hocam hatta yeni bir tavır ihtira etseniz olmaz mı diye bir sual açıyor. Hamdullah'ın verdiği cevap, yakut yapılacakların en güzelini yapmıştır, buna bir hacet görmüyorum cevabını verince, bizim hazinemizde mevcut 7 adet yakut yazısı vardır. Ben onları size vereyim, onlar üzerinde incelemeler yapın ve bir yeni tavır ortaya çıkartmaya gayret edin deyince, mecburen bunu kabullenir Hamdullah Efendi de. Kendisine Anadolu yakasında hala Sarı Gazi adıyla anılan bir köy vardır. O köy arpalık olarak zaten verilmiş. Oraya çekilir ve birkaç erbain, erbain 40 gün demek, birkaç erbain ibadet yalnızlığına çekilir orada. Yanına kimseyi kabul etmeden bu şekilde Yakut'un yazılarından en güzel harfleri seçerek, beğenerek ortaya yeni bir tavır çıkartır. Harflerin birbirine uzaklığını dahi yeniden hesap ederek Yakut yoluna mugayir olmayan fakat ondan çok daha ileriye gitmiş bir tavrı ortaya çıkartılır. Size şu anda gösterdiğim 3 kıta yazı var. Bakın üstteki kıtanın birinci satırı sülüs. 4 satır altta nesih. İkinci kıtada birinci satır muhakkak. 4 satır reyhani. Üçüncü kıtada bir satır tevkii. 3 satır rıka hattı. Osmanlıların kullandığı hatlar içinde bu altısı ki aklam-ı sitte denir bu sebeple altı cins yazı. Bu şekilde ortaya çıkardığı yeni tavırla eserler vermeye başlar Hamdullah Efendi. Bunların başında tabii Kur'an-ı Kerim gelir. Zaten bu altı cins yazıda Hamdullah'ın yaptığı yenilik en fazla nesih hattında. Yani en üstteki kıtanın alttaki 4 satırı var ya işte o nesih hattı. Bu sebeple Hamdullah Efendi Kur'an-ı Kerim'i nesih yazısına tahsis eder. Daha evvelden yetişen hattatlar bu yazılardan sülüs, reyhani, muhakkak ve rıka yazılarını Kur'an-ı Kerim yazmakta kullanıyorlar. Hamdullah ise sade nesih hattını bu işe tahsis ediyor. Mesela Şeyh Hamdullah'ın tevkî hattıyla ki imzalarda çok kullanılır bu yazdığı bir kıta.
Daha başka yazıları da gelecek ama bu erken davrandı gelmekte. Binaların üzerine yazılan ve kitabe adını verdiğimiz bir takım beyanlar olur ki bunlar umumiyetle manzumdur ve o binanın kim tarafından yaptırıldığını, ne zaman yaptırıldığını gösteren bir takım ifadeler yer alır. Sultanahmet'te bir Firuze Ağa Camii vardır hala. O Firuze Ağa Camii'ni yaptıran zat kitabesini Hamdullah Efendi'ye yazdırmış. Gördüğünüz 8 satır yahut 4 beyit Şeyh Hamdullah'ın celi dediğimiz uzaktan okunabilecek irilikte yazılan bir kitabesini gösteriyor. Ama şunu ilave edeyim ki Şeyh Hamdullah'ın demin anlattığım 6 cins yazıya mukabil celi sülüs yazıdaki muvaffakiyeti ileride kendini unutturacaktır. O devirde kalacaktır. O kadar mükemmel altı verecektir. Bunu da daha sonra izah edeceğim. Hamdullah Efendi'nin henüz Amasya'dayken meraklı olduğu bir konu var. Okçuluk, kemankeşlik. Eskiden pek çok bu hususta Hazreti Peygamber'in hadisleri vardır. Okçuluğa ateşli silahlar çıkmazdan evvel çok ehemmiyet verilirdi. Muharebeler hep okçularla yapılırdı. Hatta size şunu arz edeyim. Ateşli silahlar ortaya çıktıktan sonra dahi bir meydan muharebesine çıkacakları vakit Osmanlılar sağ, en sağ ve en solda bir okçular müfrezesi bulunur. İlk atışı onlar yapar. Ondan sonra esas muharebeye girişilir. Bu kadar okçuluğa ehemmiyet veriliyor Osmanlı tarihinde. Ve Fatih Sultan Mehmet bugün Kasımpaşa sırtlarında adı kalan eskiden ok meydanıydı, şimdi yok meydanı oldu maalesef. Orada büyük bir vakıf yapmış Fatih Sultan Mehmet. Öylesine ki üstünden kuş uçurtulmayacak diyor. Kuş uçarken bir taş parçası atmasın diye. Ve bu Bayezid hükümdar olduktan sonra daha da ehemmiyet veriyor bu işe. Ve bizim daha Amasya'dayken okçuluğa merak saran ki Bayezid de meraklı, kemankeşliği Babası Fatih'in açtığı yerde devam ettiriyor ve Hamdullah Efendi'yi de oraya şeyh olarak tayin ediyor. Bu şeyhin kendisi tarikata mensup olmakla beraber Hamdullah Efendi, buradaki şeyhliğin tarikle alakası yoktur. Federasyon reisi gibi size bugünkü manasıyla anlatabilirim. Hatta kendisinin bu meydanda yazdığı yazılara da tesadüf edilmiştir. İmzasını koyarken fi meydanı tir diyor. Yani ok meydanı da yazdım manasını belirtiyor. Kendisi de 911 Hicri tarihindeki 1505'e filan gelir bu miladi hesapla. Orada bir ok atıyor. Ve attığı ok, onu notuma bakayım da söyleyeyim size. Eskiden toz koparan diye biri atmış bir ok menzili. Hamdullah onu da geçerek 1105 buçuk gez. Gez 66 santime tekabül eder ve okçulukta ölçü budur. Yani karşılığı 724,5 metre ediyor. Okunu o kadar ileriye fırlatmış, atmış Hamdullah. Böyle olan kimselere, rekor kıranlara sahibi menzil derler. Menzil yani ok atışı, ona sahip olana da sahibi menzil adı verilir. Hamdullah Efendi de sahibi menzil olduğu için adına bu gördüğünüz kitabe konmuş.
Burada sahibül menzil Hamdullah İbni Şeyh Reisül Hattati'nin ve Şeyhül Ramiyan diyor. Rami okçu demektir. Okçular Şeyhi ve Hattatların da reisi. 911 tarihte. Bu ortalarda epey süründü gitti. Çünkü ok meydanı 1950'lerden itibaren mahvedildi. Eskiden çok güzel saklanıyordu. Ne yazık ki Hamdullah Efendi'nin bu taşı ortalarda dolaştı dolaştı. Fakat geçen yıl galiba yeniden bir okçuluk federasyonu kuruldu. Gerçi bizim eski okçuluğumuz menzil okçuluğudur. Uzağa atabilmek. Şimdi hedef okçuluğuna iltifat ediliyor galiba. Bu taş yine meydanda durmaktadır. Ok meydanında hala. Kendisi okçuluğu hakkında dermiş ki, rekordan bahsedilirken, yazı yazmak ile ok atmak birer ferace giymek gibidir. Ferace hem hanımların hem erkeklerin bol olarak giydikleri baştan sona geniş bir elbise şekli. Yazı yazmak ile ok atmak birer ferace giymek gibidir. Yazmakta feraciyi tamam giydim. Ok atmada ise ancak feracenin eteğine yapışabildim. Kendi ok atışını beğenmiyor Hazreti. Efendim, geçelim. Ma ben geçeceğim bunu. İşte Hamdullah Efendi'nin kendi tavrını bulduktan sonra yazdığı musaflardan birinin ser levhası. Ortadaki yazılı kısımlar nesih hattıyla, üstte lacivert zemine üstübeç mürekkebiyle yazılmış kısımlarda sure adını gösteren rıka hattıyla yazılmış kısım. Bu yazı, bu Kur'an-ı Kerim muhtemelen Şeyh Hamdullah padişahı için yazmıştır. İmzası da gelecek şimdi. Bu ara sayfalardan bir tanesi. Nesih hattı gördüğünüz gibi. Osmanlılar onun için nesih hattına hadime kelamı kadim derler. Yani şeye Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden yazı. Bu Osmanlılar'da başlamıştı. Daha evvel demin anlattığım gibi karışık. Bu da o demin ser levhasını, ara sayfasını gösterdiğim Mustafa'daki Hamdullah Efendi'nin yazısı, imzası daha doğrusu. Ketebehu Hamdullah el-Maruf bi İbni Şeyh diyor. Yani Şeyh'in oğlu Hamdullah bu Mustafa yazdı. Kendisi şeyhliği olmakla beraber ama bu şeyhlik okçular şeyhi olmak dolayısıyla ama imzalarını atarken Şeyh oğlu Hamdullah diye babası Mustafa dediği zikrediyor. Zaten kendi oğluna da Mustafa dedi adını vermiş. Bunu Şehzade Şehzade değil artık Padişah Bayezid için yazmış. İkinci Bayezid için yazmış. Bir Kur'an-ı Kerim. Ondan evvel şunu da söyleyeyim size. Kendisi iki mushaf yazmış. Sırf padişahın okuması için. Bunlardan biri halen Topkapı Sarayı'nda. Diğeri üniversite kütüphanesinde. Zaten üniversite kütüphanesindekilerin hepsinin aslı Topkapı Sarayı'ndan çıkmadı. Bu da onun çok latif bir eserinden serlava. Muhakkak ve nesih hatlarıyla gördüğünüz bir kıtası. Kıta diye bilmeyenler için söyleyeyim. Bir yazı kağıda yazıldıktan sonra bir mukavvaya yapıştırılır ve etrafına da tesibi yapılır.
arka tarafına bir şey yazılmaz. Bu bir kıtadır. Bu kıtalar bir araya geldiği vakitte albüm tarzında buna da murakkaa adını veririz. Mesela bu da sülüs hattıyla bir kıtası. Sonunda imzasını atmış Hamdullah bin Mustafa dede diye bunda da. Şeyi kullanmamış İbn-i Şeyh'i. İşte bir murakkadan iki kıta görüyorsunuz. Sonunda yine imzası yer almakta. Nesih hattıyla iki kıtalı bir murakkası. Sülüs ve nesih. Bakın bunda bir değişikliğe gitmiş. Nesih satırları düz yazmamış da mail olarak yazmış. Yeknesaklıktan kurtarmak için. Üstte bir satır sülüs. Onun üstünde de bir küçük bir satır nesih görülüyor yine. Aynı minval üzere yazmış bunda da. Bakın mesela sülüs nesih kıta etrafı halkari tezyin edilmiş. Şeyh Hamdullah pek çok talebe yetiştirmiş. 50'ye yakınını tespit edebiliyoruz. Bunları tek tek saymaya gerek görmüyorum. Ancak hocalarından öğrendikleri hattı en güzel kendisinden sonra gelen nesillere intikal ettiren iki büyük talebesi var. Bunlardan bir tanesi damadı Şükrullah Halife. Şükrullah Halife de Amasyalı. Kendisi damadı olmakla beraber yetiştirdiği hattatlarında en güzidesi diyebiliriz. Onun yazdığı eldeki tek mushaf, bu da Topkapı Sarayı'ndadır şimdi. Şükrullah Halife hakikaten hususiyeti olan bir zat. Hocası ve kayınpederine o kadar yakın ki daha Amasya'dayken yemeklerini o pişirmiş. Yine bizim kaynaklardaki ifadeye göre. Mustafa dede, oğlu o da, onun da yazdığı bir mushaf. Yine nesih hattıyla gözüküyor Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sı ve Bakara suresinin başı. Etrafı da tesip edilmiş tabii. Bu da imza sayfası Mustafa dedenin aynı mushafta. Fera kaydı yani. Efendim, bu size gösterdiğim yazı çoğunuz görmüştür. Ayasofya Camii'nin arkasında 3. Ahmet Çeşmesi vardı. O çeşmeye sırtınızı verirseniz ve Topkapı Sarayı'nın kapısına, Bab-ı Hümayun'a doğru dönerseniz, o gördüğünüz zaten Bab-ı Hümayun'dur adı, Padişah Kapısı. Onun üzerinde de Fatih devrinde yazılmış, Fatih devrinin meşhur hattatı Ali Sufi'nin böyle müsenna celî sülüsle bir şaheseri durmaktadır hala. Bu zata Hamdullah Efendi çok bağlıymış. Bir münasebetleri yok. Hocası olmuş değil. Ama belki bu yazıyı gördüğü için çok beğeniyordu, bilemiyoruz. Vefatında kendisinin Ali Sufi'nin Karacaahmet Sultan'daki kabrinin yakınına defnedilmesini istemiş. Ve öyle yapmışlar. 1520 yılının son aylarında vefatı, hatta Aralık diyebiliriz buna, kat'i bilmiyoruz ama kendisi 1512'de Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra babasına reva gördüğü hal Hamdullah Efendi'yi çok üzmüş. Ve Yavuz Sultan Selim tahta çıkmış, o da Sarıgazi köyüne, kendisine arpalık verilen köye çekilmiş.
8 yıl hiç aşağı inmemiş. Hamdullah tercih ettiği Bayezid'le karşılaşamayacağı için. Baktı ki Yavuz Sultan Selim vefat etmiş genç yaşında. Kanuni tahta geçer geçmez ilk haftası ki Eylül'ün 1520 Eylül'ünün son haftasıdır hatırımda kaldığına göre hemen baba dostu değil dede dostu olan Şeyh Hamdullah'ı huzuruna kabul etmiş. Hamdullah Efendi o esnada takriben 91 yaşında. Ve kendisinden şahsı için bir mushaf yazmasını talep etmiş. 91 yaşında adam nasıl yazsın? Zaten son devirdeki yazdığı ne olursa olsun eserlerine de bin türlü bela sahibi, saçları ağarmış gibilerden kendisinin düşkünlüğünü belirten imzalar koyuyor yazılarına. Bu haldeyken tabii yazamayacağı için hemşehrisi Muhyiddin Amasi vardır bir hattat. Ona yazdırılmasını tavsiye etmiş ve o da kendisine bir kürk ihsan ederek huzurundan ayırmış. Daha evvelde mesela Bayezid devrinde Şeyh Hamdullah'ın annesi takriben 100 yaşında veya çok yakını olmakla vefat etmiş. 1508 yılında Hamdullah'ın bu üzüntüsüne karşı Bayezid kendisine mürassa bir kürk ve bir hayli yüklü bir meblağ para hediye etmiş. Demek ki o devirde böyle teselli ediliyordu insanlar. Yani 1520 yılının Eylül'ünde bu görüşmeyi yaptıktan sonra Hamdullah Efendi yine kenarına çekilmiş. Tuhfe-i Hattat'in der ki vefatından çent mah mukaddem Kanuni Sultan Süleyman'la görüşmüştür der. Ve 926 Hicri senesinde vefatı. 926 Hicri senesi 1520 Aralık ayına tesadüf ediyor. Eylül'de görüştüğüne göre çent mah mukaddem yani birkaç ay evvel görüştüğüne göre Hamdullah Efendi'nin vefatı da 1520 yılının Aralık ayında bilmediğimiz bir günde vaki oluyor. Kendisini arz ettiğim gibi Ali Sufi'ye komşu olarak defnediyorlar. İş bununla bitmiyor. Hamdullah Efendi taşı da burada. Ama bu taş çok sonra dikilmiş. Onu da size arz edeyim. Kendisi kabrine bir taş dikilmesini istememiş. Hatta kendisinden sonra 1,5 asır sonra yaşayacak olan Hafız Osman isimli bir deha, hat dehası şeyhten sonraki bir taş yapmayı şeyhe hürmetinden düşünmüş. Rüyasına girmiş ve böyle bir şeyin istenmediği kendisine ihsas ettirilmiş rüyasında. O da vazgeçmiş. Daha sonraki devirde yaşayan Şahin Ağa isimli bir hattat bu taşı diktirmiş. 1700 civarında tarih itibariyle ve diktirdikten üstünde bunun Reisül Hattatin Hamdullah el Maruf bir İbni Şeyh mealinde bir yazı yazıyor. Altına da yanlışlıkla 927 yazılmış. Halbuki vefatı 26'dadır. Kendisi bu taşı diktirdikten bir hafta sonra o da vefat etmiş. Yani uğurlu gelmemiş taş diktirmek. Herkes daha sonraki asırlarda adet olmuştur bu. Yazıya yeni başlayanlar kamış kalemlerini götürüp Hamdullah Efendi'nin kabrinin üstüne bir karış dibine bu
kalemlerini koyarlar ve bir hafta sonra çıkartıp bir cuma akşamı yazıya onunla başlarlar. Teberrüken şeyhten feyiz umdukları için. Veya daha başka türlü Şeyh Hamdullah'la, yani ona karşı hattatlar arasında bir başka mevki verilmiştir. Hiçbir hattata o verilmemiştir. Size şunu da arz etmeliyim. 17. asırda Bursa'da yaşamış bir İsmail Hakkı Hazretleri vardır. İsmail Hakkı Hazretleri Hafız Osman'ın talebesi, demin isminden bahsettiğim. Ve bu zat Hafız Osman'ın talebesi olduğu halde Şeyh Hamdullah'a karşı çok bağlı. Ferah-ı Ruh isimli bir eseri var. Bu esere şöyle bir şey yazmış Şeyh Hamdullah için. Ne kadar methin olunsa ifrat, sana benzer gelir mi bir hattat? Kaleminden nebat olur cari, böyle olsun olunca hat bari. Uymasan bağlı hatta böyle kalem, bilinmezdi nükte-i allem. Kur'an-ı Kerim'deki ayete işaret ediyor. Erse kanı kemaline yakut, vasfını eylerdi canına kut. İbn-i Mukle göreydi hattın eğer, sarf ederdi o hatta nur-u basar. Hasılı hattu hümayun oldur, hat nüvisan o hatta hep kuldur. Bu kadar beğenilen bir kimse. Efendim, ben Şeyh Hamdullah için kısaca bunları size arz ediyorum. Eğer bir sual sorulacaksa bilgim çerçevesinde ona da cevap vermeye çalışayım. Demin ben bunu arz ettim. Şeyh Hamdullah'ın Fatih Sultan Mehmet için hazırladığı eserleri soruyorlar. Bunlar bir kısmı Topkapı Sarayı'nda, bir kısmı Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Zaten ya 3 ya 4'tür. Herhalde daha fazla yazdı ama Fatih'in kütüphanesinin tamamı elimizde değil ki. Böyle cevaplandırabileceğim. Şeyh'in musiki çalışmasını işitmedik. Efendim, maruzatım bundan ibarettir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum hepinize.